Bu hafta gündemimiz Polonya. Malum Baykar Savunma 24 adet TB2 İHA satışı için Polonya ile anlaşma imzaladı. Teslimatlar 2022'de başlıyor. İsterseniz bu videomuzda Polonya Hava Kuvvetleri'nin hem geçmişini hem bugünü hem de geleceğine birlikte bakalım. Neler hedefliyor? Gelecekte Polonya kendini hava kuvveti yapısı olarak nerede görmek istiyor? Bu videomuzda Polonya Hava Kuvvetleri'ni birlikte inceliyoruz. Polonya 1. Dünya Savaşı'nın arkasından havacılık konusunda aktif bir çalışmaya başlıyor. Bir yandan hava kuvvetlerini kurarken bir yandan da uçak endüstrisini Polonya geliştirmeye başlıyor. Ve bu konuda en önemli adımlarından birinde 1915'te Çanakkale Savaşı'nda görev yapmış, o zaman Osmanlı vatandaşı olan Ludomil Raiski atıyor. Ludomil Raiski'nin babası Osmanlı ordusuna görev yapmış bir subay, daha sonra ülkelerine dönüyorlar. Fakat 1. Dünya Savaşı'nda Ludomil Raiski'ye celp geliyor ve Osmanlı vatandaşı o zaman Osmanlı ordusuna katılıp Çanakkale Savaşı'nda ve sonrasında da önce rasıt sonra da pilot olarak görev yapıyor. Ludomil Raiski döndükten sonra ülkeye bir dönem Polonya Hava Kuvvetleri'ne uçuyor. Arkasından Polonya Savunma Bakanlığı'nda çalışıp o Hava Kuvvetleri'nin geleceğini oluşturmaya başlıyor. Bu arada Polonya'nın PZL harflerinin oluşturduğu Pezetel adında bir uçak fabrikası var. Bu fabrikada halen faaliyetlerine devam eden bir fabrika. O zaman kurulan bu fabrikayla birlikte Polonyalı mühendisler uçak tasarlamaya başlıyorlar. Hatta tasarladıkları Pezetel 24 uçağını da o dönem Ludomil Raiski'nin girişimiyle Türkiye'ye satıyorlar. Bazı uçaklar Kayseri'de bulunan uçak fabrikasında üretiliyor ve o yıllarda da Türkiye ve Polonya arasında yakın ilişkiler var. 1930'larda dediğim gibi Pezetel 24 tek motorlu uçakları ve çift motorlu hafif bombardıman uçağı gibi Polonya kendi konseptini hava kuvvetleriyle geliştirmeye başlıyor. Ama bunlar 1939'da Nazi Almanyası'nın başlattığı Yıldırım Harbi ile sona eriyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda ilk Almanya'nın işgal ettiği ülkelerin başında da Polonya geliyor. Polonya'dan kaçan mühendisler bir kısmı Ankara'ya geliyor. Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nın kuruluşunda görev yapıyor. Pilot ve havacıların önemli bir bölümü de önce Fransa'ya ve daha sonra da İngiltere'ye kaçıyorlar. Ve buradan savaşlarını Almanya ile devam ettiriyorlar. Hatta Fransa'daki bazı Polonyalı pilotlar da daha sonra Fransa işgal edilince İngiltere'ye geçiyorlar. Polonyalı pilotlardan kurulmuş özel filolar var. İkinci Dünya Savaşı bitince tabii Polonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği etkisi altında kalıyor ve bir Doğu bloğu ülkesi haline getiriliyor. Hatta Varşova Paktı'nın da önemli bir üyelerinden oluyor. Bu durum Polonya Hava Kuvvetleri'nin yapısının o dönem işte MiG serisi veya Sukhoi serisi uçaklarla donatılmasına neden oluyor ve o yıllarda MiG-21 gibi birçok Doğu bloğunda olduğu gibi temel uçak Polonya Hava Kuvvetleri'nin MiG-21 oluyor. Daha sonra işte MiG-23, MiG-29, Su serisi, Su-20, Su-22 gibi uçaklar 1980'lerde artık Polonya Hava Kuvvetleri'nin ana yapısı haline gelmiş durumda. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi, Varşova Paktı'nın dağılmasıyla birlikte Polonya zaten uzun yıllardır Rusya ile olan epey bir savaşı var. Zaman zaman Ruslar Polonya'yı işgal etmiş ve devamlı Polonya tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Polonya Batı bloğuna geçiyor ve 1990'larda artık yaşlanmaya başlayan hava kuvvetlerini Batı yapısı uçaklarla modernize etmek üzere önemli bir adım atıyor ve bir ihale açıyor. Tabii ki Avrupalıların ilgisi çok yoğun ihaleye. Amerikalılar bir yandan F-16'yı önerirken diğer tarafta işte Almanya Eurofighter'ı, Fransa Rafale ve Mirage 2000'leri, İsveç Saab üzerinden Gripen uçaklarını
Polonya'ya öneriyor. Uzun süren pazarlıkların ardından 2003 yılında Polonya F-16 alımına karar veriyor ve toplam 48 adet Block 52 olarak adlandırılan standartlarda F-16 alımı gerçekleştiriyor. 2006 yılından itibaren de Lockheed Martin tesislerinde üretilen F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'ne katılmaya başlıyor ve 2 yıl sürüyor bunların teslimatları. 2008'de de bu teslimatlar tamamlanmış oluyor. Polonya'nın halen ana vurucu gücünü bu 48 adet F-16 Block 52 serisi uçaklar oluşturuyor. Zaman zaman bu uçaklar modernize ediliyor. Gerçekten yüksek hassas atış yüzdesine sahip çeşitli lazer güdümlü bombalar, AIM-9X Sidewinder veya AIM-120 Amram'ın C serisi gibi yeni nesil hava-hava füzeleri de Amerika tarafından Polonya'ya satılıyor. Polonya aynı zamanda bu gelişmelerle birlikte bir yandan elindeki Sovyetler Birliği döneminden kalan uçakları da uçurmaya başlıyor. F-16'larla birlikte MiG-21 gibi daha eski nesil uçaklar filodan çıkarken halen Polonya'nın elinde MiG-29 tipi savaş uçakları uçmaya devam ediyor. Aynı zamanda havayar görevleri için de Su-22'ler Polonya Hava Kuvvetleri'nde görev yapmaya devam etmekte. Uçak yapılarına baktığımız zaman F-16 48 adette tabii ki çok önemli bir gücü oluştururken bir anlamda da 23 adet MiG-23 ve 32 adet Su-22'de uçuşlarına devam ediyor. Polonya geleceğini F-35'te görüyor ve geçtiğimiz yıl 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 alımı için Polonya ve ABD anlaşma imzalamış durumda. Toplam F-35 sayısı 32 adet olacak ve Polonya'ya 2024 yılından itibaren teslimatın başlanması hedefleniyor. 2026'da da teslimatlar tamamlanacak. İki ayrı üste F-35'ler konuşlandırılacak. F-16'lar uçuşlarına devam ederken işte Sovyetler Birliği döneminde alınan MiG-29'lar, Su-22 gibi uçakların emekli edilmesi ve bunların yerine F-35 kullanımı hedefleniyor. Tabii ki şu anki yapı ve gelecekteki yapı itibariyle Polonya'nın herhangi bir çift motorlu savaş uçağı olmadığı gözüküyor. F-16'dan sonra ki belirli bir dönem daha modernize edilip görevi devam ettirecek F-16'lar, F-35 gelecek ve bu şekilde de bir hava kuvvetleri yapısı oluşturmuş olacak. Biraz önce de belirttiğim gibi Polonya'nın çok ciddi bir havacılık endüstrisi var. Mesela bu Pezetel fabrikası uzun yıllar Mi-2 olarak adlandırılan Sovyet döneminin helikopterlerini üretmişti. Kendi tasarımları da vardı Polonyalıların. Halen bu fabrika Sikorsky tarafına satın alınmış durumda. Sikorsky S-70'in E modeli, International modeli Polonya üzerinden üretiliyor. Hatta bazı helikopterler burada üretilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı içinde acil alım kapsamında direkt alımla alınmış durumda. Geri kalan uçaklarına baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda eğitim konusunda çok önemli bir adım attı Polonya. İtalya ile M-346 eğitim uçaklarını satın aldı. Bu eğitim uçakları jet motorlu, gayet gelişmiş yeni nesil sistemlere sahip. İşte İtalya'nın yanı sıra İsrail, Singapur gibi ülkeler tarafından kullanılıyor. Ve aynı zamanda bu uçak biliyorsunuz daha önceki videolarda anlatmıştım. Yunanistan'da uçuş eğitim programı özelleştirildi. Bir İsrail şirketi, Elbit şirketi kazandı bu ihaleyi ve M-346'lar Yunanistan adına da İsrail tarafından kurulacak, üste uçmaya başlayacak. Gelişmiş yeni nesil jet eğitim uçakları bunlar. Biliyorsunuz Türkiye'de aynı zamanda Hürjet eğitim uçağını yapıyor. Bu eğitim uçağına da Polonyalılar sipariş vermiş durumda. Bu uçaklardan halen envanterde 8 adet var. 8 adet daha ilerleyen dönemde teslim edilecek. Nakliye uçaklarına gelirsek uzun yıllardır kullanılan Antonov 28 veya M28'lerden 23 adet envanterde bulunuyor. Amerikalılardan alınan 5 adet C-130E ve 16 adet de Airbus'un ürettiği C-295 hafif nakliye uçakları mevcut. C-295'ler bizim Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılan kasaların bir boy büyüğü ve daha güçlü motorlara sahip olanı. Bunun yanı sıra 16 adet Mi-2 helikopter, 11 adet Mi-8 ve 17 serisi, 16 adet de W-3 tipi helikopter halen envanterde bulunmakta. Taarruz helikopter filosuna baktığımız zaman kara havacılığına
Mi-24'lerden 30 adet bulunmakta. Polonya ilerleyen yıllarda bu helikopterleri değiştirmek istiyor. Hatta 2017'de bir ihale açılmıştı. Bu ihaleyi de TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çok yakından takip ediyordu. T-129 Polonya'ya götürülmüş. Buradaki havacılık fuarına katılmış ve aynı zamanda Polonya kara havacılık pilotlarına da çeşitli tanıtım uçuşları gerçekleştirilmişti. Ve tabii ki ihalenin diğer rakipleri T-129 atağında AH-64 Apache Boeing'in ve tabii ki Bell'in AH-1 Z King Cobra helikopterleri. Şu an bu proje beklemede. İlerleyen dönem içerisinde tekrar bir ihalenin açılması veya biraz daha modifiye edilmesi gündemde. Türkiye'nin de tabii avantajları var. Muhtemel Türk Havacılık ve Uzay Sanayi T-129'un yanı sıra Atak 2 içinde bir ortaklık Polonya'ya ben sunacağını tahmin ediyorum. Çünkü Atak 2 biliyorsunuz ilk etapta 3000 beygirlik çok ciddi iki tane motoru olacak. Ukrayna'dan gelecek motor bu motorlarda Mi-8, Mi-17'lerde kullanılan motorlar. Bu konuda da Polonya'da bir altyapı var. Bakalım Polonyalılar buna sıcak bakacak mı? Ben de merakla bekliyorum. Diğer taraftan donanma havacılığına bakarsak Polonyalıların kendi geliştirdikleri M28 9 adet var. Çok görevli bunlar kullanılıyor. Aynı zamanda Antonov 28'lerden de 5 adet bulunmakta. Yavaş yavaş Polonya eski Rus sistemlerini, uçaklarını, helikopterlerini envanterden çıkartıyor. Batı yapısı sistemlere geçiyor. Bir yandan küçük bir hava kuvveti ama çok esnek, yüksek teknolojiye sahip bir hava kuvveti yapısı içerisinde. Gelecekte de bu yapının korunması planlanıyor. Polonya gerçekten ordusuna çok ciddi yatırım yapan bir ülke. Ciddi anlamda silah alıyor ve Batılı ülkeleri veya yarın öbür gün baktığınız zaman TB2 örneğinde olduğu gibi ortaklık kurabileceği ülkeleri arıyor. Bu açıdan ben Türkiye'yi önemli bir ortak olarak görüyorum Polonya açısından. Muhtemel bizlerin de Polonya'dan alacağımız sistemler, ortak geliştireceğimiz sistemler olacak. Çünkü daha önceki videoda da belirttiğim gibi bu tür işbirlikleri ülkeler arasındaki ilişkileri geliştiriyor ve yarın öbür gün işte başınıza bir şey geldiği zaman iki ülkenin tekrar bir ilişkilerini kontrol etmesi ve buna göre adım atmasını sağlayan çok önemli ihracatlar. Bir taraftan da tabii insansız hava aracı konusuna baktığımız zaman 24 adet TB2 ile çok ciddi bir güce kavuşacak Polonya. Eminim ki TUSAŞ'ın Anka veya Baykar'ın bir büyük modeli Akıncı'yla da gelecekte Polonya ilgilenebilir. Çünkü sonuçta İHA dediğiniz zaman tek bir modelle bu İHA işlemini çözemiyorsunuz. Elinizde daha fazla çeşit, daha esnek hale operasyonun gelebiliyor. Gelecekte de bu tür projelerde de bir ortak ilerleme olabilir. Baykar'ın beklentilerinden biri de MIUS olarak adlandırılan muharip insansız uçak projesi, jet motorlu olacaktı. Bununla da ilgili belki Polonya'ya bir ortaklık teklifi gidebilir. Bu tür konulara da ben Polonya'nın açıkçası sıcak bakacağını tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'de geliştirilmiş savunma sanayi ürünleri kendini kabul ettirmiş, yüksek standartlara sahip ürünler. Birçok teknoloji paylaşımı Batı'ya göre çok daha esnek olarak Türkiye sunabilir Polonya'ya. Bunun da karşılığında farklı teknolojiler Polonya'dan Türkiye'ye gelebilir diye düşünüyorum. Bu videomuzda Polonya'nın hava gücüne birlikte baktık. İlerleyen haftalarda farklı farklı ülkelerin hava kuvvetlerini de değerlendireceğiz sizlerle. Bizleri detaylı havacılık ve savunma haberleri için tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Sosyal medyada da Twitter, Instagram, Facebook'ta da lütfen bizi takibe alın. Aynı zamanda Telegram grubumuz da var. Yavaş yavaş ilgi artıyor oraya doğru. Telegram'da da güncel dakika dakika gelişmelerle size haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu videoları izlemeye devam etmek istiyorsunuz. Lütfen bizim kanalımıza abone olun. Mümkünse de katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. İşbirlikleri için info@tolgozbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.